Akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkürler. Evet, referandum çalışmalarınızla döneceğim. İstanbul'dan güzel haberler var. Onu konuşacağız ama bugün çok dikkat çeken bir gelişme oldu. Önce onunla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Halk Arenası'nda CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un referandum çalışmalarına yönelik söylemleri vardı. Buradan o sözlerinden bir kısım sözler cımbızlandı ve bir algı yönetimi başladı. Özellikle Evet cephesinde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve birçok AKP'li tarafından Sayın Bozkurt hedef haline getirilmişti ve bugün artık akıllara durgunluk verecek. O kadar çirkin bir olay yaşandı ki Sayın Bozkurt'un annesi 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı. Çok ciddi sağlık sorunları var. Hastanede tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Ve Hüsnü Bozkurt da yayınımıza bağlandı. Kendisine annesinin hastaneden çıkarılmasının 10 Nisan'da bildirildiğini söyledi ki yine bu konuda daha önceden kendisine söylendiğine ilişkin Sayın Bozkurt'a annesinin hastaneden çıkarılacağını daha önceden söylendiğine ilişkin iddialar vardı ama Sayın Bozkurt bunları yalanladı. Bu insanlık dışı vicdanları kurutan artık söylenecek söz bulunamayan durumla ilgili ne söyleyeceksiniz Sayın Can Polat? Bu iktidar dönem dönem bu tür kendisi gibi düşünmeyen herkesi toplumda linç ediyor, toplumun önüne atıyor, hedef haline getiriyor. Sadece bu alanda değil, bütün alanlarda böyledir. Halbuki bizim coğrafyamız her gün savaşların olduğu bir coğrafya. Savaşta bile düşmanla yaptığın bir savaşta eğer yaralı ise, hasta ise alırsın, tedavisini yaparsın bu şey anlaşması gereğince. Evet. Onun için bunlar doğru yaklaşımlar değil. Bunlar bu ülkenin geleneğine uyan yaklaşımlar değil. Bu ülke Yunusları yetiştirmiş, Mevlana'ları yetiştirmiş, hoşgörü dilinin en üst düzeyde olduğu ve herkesin birbiriyle dostluğunun, kardeşliğinin olduğu bir ülke. Halbuki Hazreti Peygamber'in söylediği güzel bir söz var. Bütün insanlık için söylüyor. Kimi yaratandan dolayı kardeşindir, kimi dinen kardeşindir. Şimdi kendisi gibi düşünmeyen herkesi linç eden, ötekileştiren, dışlayan, toplumun önüne hedef olarak gösteren ve kendi ülkesinde bu referanduma giderken toplumun bir kısmını terörist olarak gösteren böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir iktidar olabilir mi? Kendi vatandaşlarının yarısını terörist ilan etmiş. Bu evet çıksa, hayır çıksa yarın nasıl yapacaksınız? %50'sinin, %56'sının terörist olarak mı muamele Evet. edeceksiniz? Şimdi böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Halbuki dünyanın her yerinde ülkeyi yönetenler daha hoşgörülü olur. Herkesin başkanı, başbakanı olur. Herkesin cumhurbaşkanı olur. Bizim zaten amacımız neydi bu referandumda? Biz Sayın Cumhurbaşkanı sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cumhurbaşkanı olmasın. 80 milyonun cumhurbaşkanı olsun. Türkiye'yi bütünleştirecek bir cumhurbaşkanı olsun. Bizim bütün gayelerimizden bir tanesi budur. Çünkü bu coğrafya zor bir coğrafya. Bir baba kendi evlatlarını ayrıştırabilir mi? Birisi benim, birisi öbürü diyebilir mi? Birisi düşmanım, birisi katli vaciptir diyebilir mi? Şimdi bu anlayış bizi uzun dönem bu ülkede barış içerisinde bir araya yaşatmakta sıkıntı yaratır. Onun için biz ısrarla bu referanduma giderken niçin hayır diyoruz? Bu ayrışmaların, ayrıştırmaların olmaması için çaba harcıyoruz. Bu ülkenin 80 milyonunu kucaklamak için biz hayır diyoruz. Bizim hayır dememizin, bu referandumda hayır dememizin bizden fazla bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarar vardır. Çünkü bunlar evet de çıkarsa bu ülkeyi yönetemeyecek noktaya geldiler. Kendi vatandaşlarını ayıran, terörist ilan eden bir yönetim anlayışı bu ülkeyi yönetebilir mi? Onun için biz sahadayız. Mesela ben şimdi vallahi gazeteleri de okumadan geldim. Sabah metro durağındaydık. Bugün sabah. Yaklaşık 80 metro durağında İstanbul'da 80 bin arkadaşımız bugün sabah 7'den 10'a kadar görev yapmış oldu. 80 bin arkadaşımız. Metro durağının hemen arkasında 1.000 kişinin olduğu bir kahvaltıya katıldım. 1.000 kişilik STK kahvaltısına. Hemen onun arkasında Şile'ye gittim.
Şile'ye giden ilk başkanlarından bir tanesiyim ben. Şile'ye gittik. Şile'de sokak çalışması yaptık. İlçeye gittik. Örgüt çalışması yaptık. Şile'nin köylerine gittik. Köy köy dolaştık. Dün Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verenler bu referandumda ben normal seçim olsa Adalet Kalkınma Partisi'ne vereceğim. Ama bu bir rejim meselesidir. Rejimin değişmesine müsaade etmeyeceğim. Onun için hayır kullanacağım diyor. Şile'de müthiş moralle döndüm. Evet. Hemen onun arkasında Çekmeköy'e geçtik. Çekmeköy'de binlerce insana işte hayır pilavı dağıttık. Binlerce yurttaşımızla selamlaştık. Hem hayır çadırını hem evet çadırını ziyaret ettik. Bir sevgi içerisinde biz bu kampanyayı yürütmeye çalışıyoruz. Bu kampanyanın bir tarafı olarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kampanyayı yürütmüyoruz başından beri. Hı hı. Bakınız, şu anda bu kampanyayı yürüten onlarca partinin yetkili kurumu var. Hiçbirisi parti adına yürütmüyor. Eski Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal yürütüyor. Sayın Muharrem İnce yürütüyor. Sayın Gürsel Tekin yürütüyor. Onlarca arkadaşımız her biri bir alanda bu kampanyayı yürütüyor. Ama halkla beraber yürütüyor. Sayın Genel Başkanımız ısrarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı son 15 gündür her türlü hakareti yapıyor, her türlü iftirayı atıyor, her türlü yalanı söylüyor. Ona rağmen son derece sabırlı bir şekilde pazartesiye kadar sabırlı olacağım. Pazartesiye kadar Eyüp sabrını taşıyacağım. Bu sabırla bu ülkenin barışını, birliğini pazartesiye kadar sabrederek korumaya çalışacağım. Evet. Bu kadar ağır baskıya rağmen karşımızda bir tarafta devlet, bir tarafta valiler, bir tarafta kaymakamlar, bir tarafta belediyeler, bir tarafta devasa bütçeler, bir tarafta iş dünyasının sandığa gittiğinde hayır diyecek ama görüntüde evet diyen binlerce iş adamının verdikleri paralar, bir tarafta katrilyonluk bir bütçe, öbür tarafta sıfır bütçeyle ama halkın kararlı iradesiyle. Bakınız kimler bir araya geldi? Adalet Kalkınma Partisi'nin tabanı hayır diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı bizimle beraber hayır diyor. Saadet Partisi hayır diyor. Vatan Partisi hayır diyor. ÖDP'si, MHP, HDP, kısaca bu toplumun bütün farklılıkları siyaset kurumunun beceremediğini, halk bir araya geldi, halk kelepçelendi, yeniden bu ülkenin barışının, yeniden geleceğinin inşa etmesi için halk birlikte bu kampanyayı yürütüyor. Evet. Sayın bu Can kampanyanın Polat içinde dindarlar var, evet, inananlar var, herkes var. Şimdi evet, bu kampanyanın içinde kim yok? Egemenler yok, hakim güçler yok, parayı pultu saltanatı elinde tutanlar yok, bedava para kazananlar yok, ülkenin bütün varlıklarını, devlet olanaklarını kullananlar yok. Bütün bunlara rağmen onlar bağıran, onlar kavga eden, onlar hakaret eden, biz ise sevgiyle, hoşgörüyle bu kampanyayı yürütüyoruz. Kısaca şunu söyleyeyim. 16'sı akşamı bütün manipülasyonlara rağmen İstanbul'da 54-55'i biliyorum. Ama 60 olacağını da görüyorum. Çünkü büyük bir kitlenin korkuda evet dediğini biliyorum. Sandığın başına gittiğinde hayır diyeceklerini biliyorum. Çünkü bu bir parti meselesi değil. Bu bir memleket meselesidir. Bu rejim meselesidir. Bu ülkenin değerlerinin, cumhuriyet değerlerinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve birlikte kurdukları cumhuriyetin sahip çıkılıp çıkılmaması meselesidir. Yani kısaca ayın 16'sında bir tarafta tek adam rejimini savunanlar, yani yeni bir Esad olmak isteyen, yeni bir Kaddafi olmak isteyen, yeni bir Pakistan, Afganistan olmak isteyen, yeni bir Malezya olmak isteyen tek kişilik bir anlayış, bütün yetkilerinin bir tek kişiye veren, hakimi, savcıyı, valiyi, kaymakamı, nüfus müdürünü, tapu müdürünü, devletin bütçesini, parlamentoyu fesheden, parlamentoda istediği adamı atayan, istediği kadar başkan yardımcısı atayan, istediği gibi ülkeyi yöneten, istediği zaman olağanüstü hali uygulayan
bir tek kişiye verilecek bir yetki, diğer tarafta 80 milyonun iradesinin tıpkı Cumhuriyet kurulduğunda Kuvayi Milliye ruhuyla Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'yle birlikte Rumeli'de, Anadolu'da, yaşamın her alanında, hem camide, hem farklı alanlarda, hem dindarlar, hem farklılıklarımız birlikte nasıl omuz omuza verip bu ülkenin bağımsızlığını birlikte kurup saltanatı saltanattan yetkiyi alıp millete verdiysek, millet bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Tam da yakışmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 80 milyonun iradesiyle bugüne kadar geldi. Bakınız, bu coğrafyada Türkiye'nin ekonomik olarak dibe vurulduğu en kötü dönemini yaşıyoruz bu iktidar döneminde. Şimdi ne yapmak istiyor? Yeniden o mücadeleyle kurulan cumhuriyet, yeniden bu yetkiler alınıp, halktan bu yetkiyi alıp bir tek kişiye verilmek isteniyor. Şimdi biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bir tek kişi mi? Çünkü bir tek kişi beşer, şaşar, hata yapar, yanlış yapar. Denetim mekanizması yok. Denetleyeni yok, hesap soranı yok. Hesap sorma şansının olmadığı. İstediği kadar başkan yardımcısının atadığı, istediği kadar bakanın atadığı, istediği zaman feshedip seçime gittiği, böyle bir yönetim anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Yani başkanlık sisteminin olduğu yerlerde de yok. Hakikaten zor bir alanda, alana doğru gidiyoruz. Onun için bu akşam şunu özellikle sizin aracınıza belirtmek istiyorum. Özellikle İstanbul'da ve yurttaşlarımızın mutlaka sandığa gitmelerini ve beraberinde komşusunu götürmelerini. Çünkü bu bir memleket meselesi olduğunu ısrarla belirtmelerini rica ediyorum. Biz bütün sandıklara hakimiz İstanbul'da. Evet. İstanbul'da bütün sandıklarda, her sandıkta 5 tane görevli arkadaşımız var. Her sandıkta 15 müşahidimiz var. Her okulda bir tane hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik. Her ilçede, ilçe merkezlerinde hukukçu komisyonlarını görevlendirdik. Her oy kullanılan okulda bileşimde sorumlu arkadaşlarımızı görevlendirdik, masasını kurduk. Bir tek oyun heba edilmeyeceğini biliyoruz. Biz sandığa hakimiz, biz sokağa da hakimiz. Biz İstanbul'da da hakimiz. Onlar sokakta yok. Onlar sahada yok. Onlar nerede var? Büyük medyada var. Onlar nerede var? Büyük devletin olanaklarını astıkları afişlerde var. Onlar nerede var? Bu şimdi manipülasyon yapan anketçilerde var. Parayı pulu veriyorlar. Anketçiler kendilerini istedikleri gibi anketler döşeyip halkın kafasını bulandırıyorlar. 3 puan, 5 puan, 10 puan önde gösteriyorlar. Göreceksiniz. Bütün bu anketçiler ayın 16'sı akşamı kendi anket firmalarını büyük bir kısmı kapatacak. Çünkü yalan ve manipülasyon yapıyorlar. Sokağın dilini biz biliyoruz. Biz şimdiye kadar belki ulaşmadığımız, 1994'ten beri parti olarak ulaşmadığımız alanlara ulaşmış olduk. Bu referandumun iyi tarafı buydu bizim için. Bizim eksik olan alanlarımızla ilişki kurduk bu dönem. Peki tam da bu noktada izlediğiniz stratejiyi bir değerlendirelim mi? Şimdi çünkü bu evet cephesinde özellikle AKP iktidarının uzunca bir süre bu şiddet ve ayrıştırıcı söylemleri devam ediyordu. Ama bir ara verdiler. Ama bakıyoruz bu son 2-3 gündür tekrar aynı söylemlere geri döndüler. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Giresun'da hayırcılar için sefalettir, kandildir, İmralı'dır sözlerini tekrar etti. Ama sizin de CHP olarak değil ama hayır cephesi olarak az önce siz de ifade ettiniz. Bir yürüttüğünüz strateji var. Bunun yansımasıyla ilgili ne söylersiniz? Sandıkta nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Bu Anadolu coğrafyası, Anadolu hümanizması dünyanın örnek alacağı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada 1000 yıl bu topraklarda bütün farklılıklar bir arada yaşadı. Hristiyanlar, Müslümanlar, Müslümanlığın farklılıkları, Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler bir arada yaşadı. Birlikte saz çaldık. Birlikte türkü söyledik. Birlikte horon teptik. Acımızı, kederimizi beraber paylaştık. En zor dönemlerimizi kol kola girdik. Birlikte kaderimiz bu ülke coğrafyasında, ülkenin çökmesi konumunda herkesin altta kalacağını biliyoruz.
milli değerlerine sahip çıkan, ülke sorumluluğunu, vatan sevgisini en üst düzeyde tutan ve yurtseverlik duygusunu en önde tutan bir partiyiz biz. Bu yurtseverlik duygusuyla bu referanduma gidiyoruz. Bu referandumun içinde bir partiyle ilgili bir tek çıkarımız yok. Biz sadece bu referandumun ülkeyi ayrıştıracağını, ülkeyi bölüme götüreceğini, ülkeyi yalnızlaştıracağını, bakınız Irak'la kavgalı, İran'la kavgalı, Suriye'yle kavgalı, Mısır'la kavgalı, herkesle kavgalı. Rusya'yla bir kavga ediyor, bir barışıyor. Dönüyor tekrar, oralarla biraz barışınca Rusya'yla döndü Avrupa'yla kavga ediyor. Bütün Batı'yla kavgalı, herkese meydan okuyor. Amerika'yla kavgalı. Şimdi bir ülke bu kadar yalnızlaştırılır mı? Bir ülke bu kadar tek başına bıraktırılır mı? Sizin yürüttüğünüz bu yanlış dış politika, bu ülkenin çıkarına değil, bu milletin çıkarına değil. Bu yürüttüğünüz dış politika, orada bölücülük yaptığınız anlayış içeriye de yansımaya başlıyor. Biz içeride bölünmemek için, ayrışmamak için bütün toplumun farklı kesimleri bir araya geldi ve hayırda buluşmuş oldu. Bu hayırda buluşma bu ülkenin birliği açısında, bu ülkenin beraberliği açısında son derece önemlidir. Bakınız bir şey daha söyleyeyim. Bunların yürüttüğü ekonomik politika, bütün Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman, savaş dönemi dahil, Kıbrıs dahil, birçok koalisyon dönemi dahil, kalkınma oranı %5.1'dir. Sayın İlhan Kesici'nin hazırladığı raporlarla söylüyorum. Bunların bu süre içerisinde, o hani çok ekonomik gelişti, büyüdü dedikleri ortalaması 4.7'dir. Bu son 3 yılın ortalaması da 3.5 düzeyindedir. Yani son 3 yıldır tek başına yönetiyor. Bakın şu anda tek başına bir iktidar var. Tek başına bir adam var. Olağanüstü hali uyguladı. Kendi ülkesinin vatandaşlarının bir kısmını terörist ilan etti. Bir kısmını işte mahkemeyi tayin ediyor. Hakimi görevden alıyor. Valiyi atıyor. Şimdi peki ne değişiyor? Ülkenin geleceğiyle ilgili bir ufuk var mı? Ekonominin düzelmesi konusunda bir ışık gözüküyor mu? Gözükmediğini biliyorum. 27 bin şirket şu anda batma noktasında. İşsizlik oranı %13'leri buldu. Genç işsizlik oranı %22'yi buldu. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir süreçte yabancı sermayenin çekildiği, içeride artık sermayenin önünü göremediği bir dönem yaşıyoruz. Şimdi bu referandumda hayırın çıkması şu anlamda önemlidir. Bir, Batı'ya bir mesajdır. Bakınız bütün baskılara rağmen, bütün tek adam baskısına rağmen, büyük medya baskısına rağmen, para, pul, devlet baskısına rağmen Türkiye halkı demokrasiyi benimsedi, hayırı verdi. Türkiye halkının tercihi demokrasidir, özgürlüklerdir, insan haklarıdır, barıştır, Batı'yla bütünleştirme anlayışıdır. Evet. Öbür tarafta bir bu tarafta bu mesajı verecek, öbür tarafta bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lehine olacak. Çünkü bütün tek kişilik rejimlerin tamamının sonunu anlatsak sabah olur sizin televizyonunuzda şu anda. Muammer Kaddafi'ni mi anlatalım, Saddam'ı mı anlatalım, Esad'ın bulunduğu durumu mu anlatalım? Sadece bu 18 maddenin 8 maddesi Esad'ın hazırladığı anayasasında alıntı yapılıp bizim anayasanın önümüze konan maddelerden 8 tanesi böyledir sadece. Hani siz Esad'ı beğenmiyordunuz? Hani diktatör diyordunuz? Diktatör dediğiniz Esad'ın anayasasını gelip Türkiye'de cumhuriyetin tam da yakıştığı, demokrasinin parlamenter sistemi tam da bu milletin benimsediği bir ülkeye bunu zorla dayatmaya çalışıyorsunuz. Tehditle dayatmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşlarınızı ayrıştırarak dayatmaya çalışıyorsunuz. Şunu hemen söyleyeyim. Bütün bu baskıya rağmen, bütün bu tehditlere rağmen Türk halkı son derece sağduyusuna inanıyoruz. Çünkü ne zaman bu ülke zor durumda kalırsa bu halk sokağa çıkmıştır, meydanlara çıkmıştır. Hem cumhuriyete, hem demokrasiye, hem darbecilere, hem darbelere karşı mücadele vermiştir. Onun için halkın sağduyusunu görebiliyorum. Evet. Ve bu pazar günü de başta İstanbul olmak üzere hayırın çıkacağını adım gibi biliyorum. Özellikle İstanbul'u çok iyi biliyorum.
gitmediğimiz, ayak basmadığımız sokak kalmadı. Sayın Can Polat, şimdi o zaman İstanbul sadece bugün İstanbul rakamlarına değerlendirmek gerekirse ekonomiyle ilgili az önce siz bir giriş yaptınız ama biz şimdi hemen hemen her gün kapanan kepenklerden, işte esnaftan, zor durumda olan esnaftan, vatandaşın cebinde para kalmadığından söz ediyoruz. Beyoğlu'nda kapanan yüzlerce dükkan kepengi var. Ne yazık ki bu içimizi acıtıyor. O Beyoğlu İstanbul'un en önemli merkezlerinden biriydi. Ama ne hale geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili ne söylersiniz? İstanbul'da esnafın durumu nedir? Sadece Beyoğlu'yla ilgili değil. Bakınız, şimdi Beyoğlu'nun en önemli alanlarda birisi turizmdir. Evet. Şimdi turizm nereye gider? Turizm gittiği ülkelerde 3 şey aranır. 1- Tarih. Tarih var mı? Var. Beyoğlu 2500 yıllık tarihi var mı? Son yeni kapı kazılarında 7500 yıllık tarihiyle buluştu mu? Buluştu. Tarih var. Peki ne var başka? Mitoloji var. Bütün Yunan tanrılarının yaşadığı bölge bu bölge. Akdeniz kültürü 10.000 yıllık Yunan kültürünün olduğu bölge bu coğrafyadır. Şimdi Aspendos'tan Olimpos'a kadar, Baküs'ten Artemis'e kadar bütün bu güzelliklerin olduğu alan bu alandır. İnanç turizminin dünyada en etkili olan alanı Türkiye coğrafyasıdır. Hristiyanlığın merkezinden Yahudiliğin ve İslam'ın en önemli değerlerinin olduğu ülkelerin başında geliyoruz. Bu kadar güneşi, toprağı, oksijeni, denizi ve doğası. Bütün bunların hepsi var. Peki bütün bunlara karşı biz ne kadar turist alıyoruz? Ne kadar turizmde yararlanan bizde geliyor? Batı'nın yıllık turizm potansiyeli 950 milyar eurodur. Bunun yüzde kaçını Türkiye alıyor? Neredeyse sıfır düzeye düştük. Bu turizm niye gelmiyor Türkiye'ye? Ülkenin yönetim şekli, demokrasinin olmayışı, özgürlüklerin ve insan haklarının yok sayılışı, ülke kendi ülkesinde her gün bir savaşla, her gün kendi ülkesi vatandaşların göç ettiği, her gün kendi vatandaşlarına karşı 153 tane gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Özgürlüklerin, insan haklarının olmadığı bir ülkede turizm gelmez. Bu da yetmiyor. Kavga ediyor. Kiminle? Rusya'na kavga etti. 2 yıl Antalya Türkiye'nin turizmini iflas ettirmiş oldu. Döndü. Şimdi Almanya'yla kavga ediyor. Bütün bunları niye ediyor bu kavgaları? Evet'e çevirebilir miyiz diye. %0.60 evet'e oy çevirmek üzere ülkenin binlerce esnafının iflas etmesine göz yumuyorlar. Binlerce ekmek yiyen, turizmle ekmek yiyen insanları perişan ettiler. Bakınız sadece Fransa'da, Paris'te 72 bin, şimdi 81'e çıktı, 80 milyona çıktı. 72 milyon, 80 milyon turist sadece Paris'e gidiyor. Ne var Paris'te? Bir Eiffel Kulesi var. Evet. Ne var Paris'te? Tarihi 500 yıl. Şanzalize var, 2 tane şey. Beyoğlu 50 tane şanzalize şey çeker. Beyoğlu 2500 yıldır. Orası 500 yıldır. Peki niye gidiyor herkes Paris'e, Türkiye'ye gelmiyor? Demokrasi, insan hakları ve özgürlük var. Siz hiç doğuya göç edeni gördünüz mü? Bütün doğu, bütün coğrafyamız, bizim de içinde bulunduğumuz 56 Müslüman ülkenin göç alanı neresidir? Batı'dır. Batı demokrasisidir. Yunanistan'a göç ediyor. Fransa'ya göç ediyor. Almanya'ya, Hollanda'ya göç ediyor. Niçin göç ediyor? Demokrasinin, insan haklarının olduğu için göç ediyor oralara. Şimdi biz ne yaptık? Biz demokrasiyle kavga etmeye başladık. Biz özgürlüklerle kavga etmeye başladık. Biz barış kelimesini unuttuk. Biz her gün bu ülkenin birinci numarasından ikinci numarasına kadar, bakanlarından müdürlerine kadar, müdürlerinden çalışanlarına kadar her gün tehdit, her gün şantaj, kendi vatandaşına, kendi yurttaşına kavga eden bir ülke yönetimiyle karşı karşıyayız. Şimdi düşünün, bir de bunların yanı sıra tek bir adama yetki verdiğinizi düşündünüz. Bu kavganın başka nasıl boyutlara ulaşacağını siz düşünün. Onun için bizim şuna ihtiyacımız var. Bu dönem bağırarak çağırarak bu işler olmaz.
Meydan okuyarak bu işler olmaz. Hani okudunuz Hollanda'ya meydan? 0-50 puanı aldınız. Hollanda'ya meydan okudunuz. Hangi yaptırımı uyguladınız? Ne yaptınız? Hani Almanya'ya meydan okudunuz? İncirlik'le ilgili sorunu çözdünüz mü? Almanlar İncirlik'e inip kalkıyor. NATO'nun üyesisiniz. Bütün Batı ile kavga ediyorsunuz. Küreci'yi kapatabildiniz mi? İncirlik'i kapatabildiniz mi? Böyle bir yetkiniz yok. Böyle bir gücünüz de yok. Ama sırf içerideki oya hitap etmek için ülkenin dış politikasını şamar oğlanına çevirdiler. Ülkenin ekonomisini çökerttiler. Bütün cumhuriyet kazanımlarını teker teker sattılar. Şimdi satacak bir şey de bırakmadılar. Milyonlarca dolar bu ülkeyi borç batağına sürüklediler. Ülkenin iş adamı sıkıntılı, işçisi sıkıntılı, memuru sıkıntılı, siyasetçisi sıkıntılı. Siyaset kurumu bunu çözemedi. Şimdi halk bu işe el koydu. Bu referandumda Saadet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının %80'ine, Adalet Kalkınma Partisi'nin tabanının büyük bir kısmına, bütün farklılıklar bir araya geldi. Bu ülkeyi ayrıştırmayacağız. Bu ülkeyi yalnızlaştırmayacağız. Bu ülkenin geleceğini karartmayacağız. Bu ülkenin geleceğini bir tek kişiye emanet etmeyeceğiz diye birlikte omuz omuza bir kampanya yürütüyoruz. Yani bu kampanyanın içinde sevgi var, hoşgörü var, bir sefer tolerans var. Unuttuğumuz toleransı bu kampanyada yakaladık. İktidara rağmen, iktidarın evet, baskısına rağmen, tarihlerine rağmen müthiş bir tolerans yakaladı halk. Halk omuz omuza, kol kola, sevgi gül bahçesi gibi Hazreti Peygamberimizin o belirttiği gül sembolünü, biz bu kampanyada gül sembolünü öne çıkararak bu kampanyayı yürütüyoruz. Peki. Hayır çıkacağını adım gibi eminim. İstanbul'un rakamlarına biraz daha ayrıntılı dönelim mi? Önemli bir iddia. İstanbul dünyanın metropol kentlerinden biri. Şimdi %55 civarı dediniz, hayır çıkacak. Bu önemli bir rakam. Biz sahada bugün 80 bin kişiydik. Bundan önceki hafta 50 bin kişi sahada çalışıyor. Gönüllü kadın kuruluşları ev ev dolaşıyor. Şu ana kadar gittiğimiz evlerde yaptığımız çalışmanın sonucunu açık ve net söylüyorum. 54-55'ten aşağı düşmüyoruz. Korkuda evet diyenler de var. Kim korkuyor? Devlet memurlarının hepsi korkuyor. Çünkü hayır dediği zaman ikinci gün işe atacak. Öğretmen korkuyor. Bürokratı korkuyor. İşçisi korkuyor. Belediye başkanları çağırıyor. Evet demiyorsanız iş hakkınızı feshedeceğim diyor. Her türlü tehdite rağmen bir kısım vatandaşımız korkuyor, bunu biliyorum. O korkanlar da sandığın başına gittiğinde bu zulüme, bu baskıya son vermek için hayırda hayır var diyeceğini de biliyorum. 54-55'ten aşağı İstanbul'da düşmeyeceğiz ama bu rakam 60'ları bulacağını da biliyorum. Bu telaş onun telaşıdır. Onun için bizi sahaya kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Biz inatla kavga etmeyeceğiz. Biz Gandhi gibi yalın ayak yürüyeceğiz. Sevgiyle yürüyeceğiz. Hazreti Peygamberimizin yaklaşımı gibi yürüyeceğiz. Biz bu ülkenin bütün farklılıklarını kucaklayacağız. Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, Alevisini, Sünnisini. Bu ülkeye ayrıştıranlara inat ayrışmayacağız. Bölmek isteyenlere rağmen bölünmeyeceğiz. Birlikte olacağız. 16'sında bu ülke hayır diyerek sandıkta güçlü bir demokrasi mesajı vermiş olacağız. Evet. Yoğun bir efor sarf etti. Özellikle hayır cephesi hakikaten çok yoğun bir çalışma dönemini geride bırakacak. Bugünü de sayarsak son 3 gün diyoruz bu Türkiye'nin geleceğini etkileyecek referandum için. Son 3 gün için ne söylersiniz Sayın Can Polat? Nasıl bir çalışma yürüteceksiniz finale doğru? Şimdi yarın arkadaşlarımız özellikle gönüllü kadın kuruluşları insan zinciri oluşturdu. Barış zinciri, sevgi evet, zinciri oluşturuyorlar. Sarıyer'den Beşiktaş'a kadar, Eminönü'ne kadar olan alanda. Diğer arkadaşlarımız yarın
Her ilçede her gün başlattığımız kampanyayı aynen devam ettiriyorlar. Yarın genel başkanımız İstanbul'da. 4 ayrı programımız var genel başkanla birlikte. Bir tarafta sorunlu, problemli olan alanlara temas ediyoruz. Bizim şimdiye kadar unuttuğumuz alanlar. Hı hı. Mesela dün kağıt toplayıcılarla bir araya geldik. Türkiye'de kağıt toplayıcıların sayısı 500 bin. Ailelerine beraber 1,5 milyon. Başkanları sevgili Ali Mendili çok güzel bir konuşma yaptı. Biz kağıt toplamaya gittiğimizde hayır dediler. Kağıt arabalarımızı götürdüğümüzde elimizden aldılar, hayır dediler. Zabıtası topladı, hayır dediler. Bütün kapıları bize kapattılar. Biz dedi, şimdi dedi, bize şimdiye kadar hayır diyenlere sandıkta gidip 500 bin kağıt toplayıcısı, alın teriyle çalışan, o kocaman arabaları sırtıyla taşıyan, onuruyla, hasiyetiyle yaşayan kağıt toplayıcıları 50 lira 60 lira kazanıyor, en fazla kazanan, alın teriyle, onuruyla, hasiyetiyle bu parayı kazanmayı bile bizim elimizden alıp iki tane özel yandaş şirkete vermek isteyenlere sandıkta hayır diyeceğiz. Hem emek için, hem dışlanmışlar için, hem ötekileştirilenler için hayır diyeceğiz. Bizim bütün alanlarımız, bütün STK'larla biz bağ kurduk. Hı hı. İstanbul'daki Karadenizler dahil olmak üzere Karadeniz'i, Ege'si, Doğu'su, Güneydoğu, bütün bunlarla bağ kurduk. AKP yeni farkına vardı. Biz ne yapıyorsak aynısını yapıyor. Mesela biz Karadeniz'den buluşalı, biz 20 sefer buluştuk. Onlar bu hafta sonu buluşacaklar. Yeni yeni. Yeni farkına vardılar. Çünkü onlar artık sokakta halktan geldiler ama sırtını halka döndüler. Halkı unuttular. Parayı pulu bulunca dar bir grubu temsil etmeye başladılar. Şimdi devlet imkanlarıyla geldikleri alanlara baskı yapıyorlar. İnanç özgürlüğü konusunda, düşünce özgürlüğü konusunda her türlü baskı yapıyorlar. Devlet imkanlarıyla, valilerle, emniyet müdürlerle, kaymakamlarla, TRT ile, büyük medya ile beraber her türlü baskıyı yapıyorlar. Her türlü anket firmalarına büyük paralar veriyorlar, manipülasyon yapıyorlar. Ona rağmen bu sefer halk kazanacak. Bu sefer ötekiler kazanacak. Bu sefer mazlumlar kazanacak. Bu sefer cumhuriyet ve demokrasi kazanacak. Bu sefer inançlı olanlar kazanacak. Evet, peki Sayın Can Polat, ülkemiz için hayırlısı neyse olsun diyelim. Size çok teşekkür ediyoruz. Az bir zaman kaldı, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısacık bir aramız var. Aranın ardından bu kez CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yücel bizlerle birlikte olacak. Yine referandum sürecini konuşacağız.